Herkese merhabalar. Solunum sistemini anlatacağız. Çünkü vücudumuzdaki sistem, aynen vücudumuzdaki sistemin en önemlilerinden bir tanesi nefes, daha önemlisi ne olsun. Ama 5 dakikada yapacağız. Hazır mısın Tonguç abi? Hocam 5 dakika nefesini tutarak anlatabilir misiniz? Evet, anlatabilirim. Hemen sen başlat zaman. Hadi bakalım. Başlattım hocam. Hop başladık. Şimdi Tonguç'um, solunum sistemi dediğim şey solunan havanın izlediği yolla başlıyor. Solunan hava ne, hangi yolları izliyor biliyor musun evladım? Solunan hava bir kere burnumuzdan giriyor Tonguç'um. Tabii düzgün olanı. Normalde ağızdan nefes almak da var ama burundan nefes almak daha sağlıklı, onu söylemek istiyorum. Burundan sonra nereye geliyor Tonguç evladım biliyor musun? Kulağa. Hayır, yutağa geliyor Tonguç evladım benim. Bak buradan girdi. Sonra ne yapıyor? Yutağa geldi. Sonra nereden geçiyor? Gırtlaktan. Sonra gırtlaktan sonra da bu borudan, yani soluk borusundan geçiyor ve ardından da Tonguç evladım akciğerlerimiz, yani esas solunum organlarının en önemlisi, en kralı, en babasına geliyor diyoruz. Peki teker teker bu organları tanırsak Tonguç'um, burun hava giriş ve çıkışı gerçekleştiren asıl kapı aslında. Burundaki kıllar Tonguç'um ve aynı zamanda mukus. Mukus dediğimiz bir salgı var. Bu mukus dediğimiz bu salgı böyle hani aslında hani böyle sümük kaygan ya, iğrenç konuşma öyle yani. O kaygan yapı aslında. O kaygan yapı. Balgam? Hayır, o pislik yapma öyle adam. Bak kıllar ve mukus aslında ne yapıyor? Yani tam burada bunun içinde şuralarda bir yerde kıllar ve mukus var. Bunlar o pislikleri, toz taneciklerini ve benzeri tutuyor Tonguç'um. Ardından Tonguç'um bu parçacıklar arındırarak burnumuzdan geçiyor. Sonrasında yutağa geliyor. Yutak dediğimiz bölge tam burası aslında. Tam burası. Neden biliyor musun? Çünkü yemek de buradan yiyoruz. Burnumuzdan nefes alıyor. Yani hem ağız hem burun buradan geliyor. Ve yutak dediğimiz bu bölgede aslında havanın soluk borusuna geçmesi sağlıyor. Yani soluk borusu dediğimiz yer neresiydi? Burasıydı. Yani yutaktan ya buradan gidiyor ya da bir arka tarafında bunun bir yemek borusu var. O da midemize iniyor. Midemize inen alınan besinleri de yemek borusuna gönderiyor. Ya aslında yutak dediğimiz şey aslında yolların ayrıldığı yer. Hava yolu girişi soluk borusuna gidiyor. Besin girişi nereye gidiyor? Midemize doğru gidiyor, ilerliyor diyoruz. Geldik gırtlağa. Gırtlak dediğimiz şey ise sesin oluşmasını sağlayan yer. Yani yutaktan hemen sonra gırtlak dediğimiz bu bölgede aslında bizim nelerimiz var Tonguç evladım benim? Ses tellerimiz var ve bu ses tellerimiz sesimiz oluyor. Ben nasıl konuşuyorum? Ses telleri sayesinde. Ses telleri aslında... Aa, tel mi var hocam boğazınızda? Tonguç, ses telleri aslında kastan oluşuyor ve kaslar havayı titreşince ses oluşturuyorsun. Aynen. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletiyor ve aynı şekilde soluk borusuna hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Şimdi üst üste dizilmiş aslında kıkırdak halkalardan oluşuyor. Plastik değil mi hocam? Hayır, kıkırdak halkaları. Yani o yüzden böyle çizilir Tonguç evladım soluk borusu. Neden kıkırdak biliyor musun? Çünkü bunun hiçbir zaman ezilmemesi ve sağlam durması gerekiyor. Hayır, normalde iç organlarımızı korumak için ne kullanılır? Mesela akciğerlerimizi korumak için akciğer etrafında ne vardır? Kaburga kemiklerimiz vardır. Sağlam durması. Çünkü Allah korusun bir şey olsa nefesimiz kesilebilir. O yüzden bu bir şey olmasın diye bu boruya Tonguç evladım benim kıkırdaklar var. Bu kıkırdaklar da bunun sağlam, sert durmasını, daha doğrusu ezilmemesini sağlıyor. O yüzden her an nefes gidebiliyor. Burnumuzdan gelen nefes hop akciğerlerimize kadar ilerleyebiliyor. Dolayısıyla kıkırdak halkalardan oluşuyor ve hava içindeki toz ve mikropları da tutuyor. Çünkü içinde normalde hani burası boruysa böyle küçük küçük tüycükler var Tonguç evladım benim. Bu tüycükler de işte mesela bir şey sıkıştı ya boğazına, Allah korusun bir yemek kaçtı diyelim, hemen bunu yukarı doğru atmaya çalışıyor. Veya su taneciği kaçtı, yukarı atmaya çalışıyor. Tabi burada da mukus salgısı var Tonguç evladım benim. Aynı şekilde hava içindeki toz mikropları da tutuyor bu ufacık tüycükler diyoruz. Ve aynı zamanda hava tanecikleri için kaygan bir zemin oluşturuyor. İşte bu mukus tabakası sayesinde de burada hava sayesinde de bu kaygan zemin, işte hani normalde hastalanınca balgam atarız ya, işte ta bu diplerden geliyor bu balgam. Burundan gelen şey aslında o, hani böyle birazcık daha jelimsi olan iğrenç şey dediğim şey. Sümük. Ama aynen öyle sevgili. Ama burada balgam ta diplerden geliyor. Bu soluk borusundan geliyor. Ama bu da çok önemli bir şey. Neden? Havanın kaygan bir şekilde rahatlıkla bizim akciğerlerimize ulaşması yatarak yok. Kayarak. Ve hoş geldiniz. En önemli organ yani akciğerleri. Akciğerler bizim nefes aldığımız, yani gerçekten de nefesi içimize, kanımıza geçirdiğimiz önemli bir yapı. Ve süngerimsi bir yapıda Tonguç'um. Aynı sünger gibi içine havayı emiyor. Aynı sanki diyor. Nefes alıyorsun, buradan geldi. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerlerde ne oluyor artık? Bu süngerdeki havayı emiyorsun. Sünger gibi emiyor ve kan ile akciğer arasında ne alışverişi gerçekleşiyor? Gaz alışverişi. Bu gaz dediğim şey nedir? Oksijen alırız,
karbondioksit veririz değil mi Tonguç'um? Nefes aldığımız oksijen alıyor, karbondioksit veriyor. Ve aynı zamanda akciğerlerin genişleyip dağılmasını sağlayan kasa da biz çok önemli bir kas Tonguç'um. Diyafram kası diyoruz. Diyafram kası sanatçılar falan bunu çok kullanıyor. Akciğerlerin tam altında böyle bulunuyor. Bu kas nefes aldığımız zaman niye karnı şişiyor biliyor musun Tonguç'um? Akciğerlerin genişliyor, bu kas aşağı doğru gidiyor. O yüzden karnın ileri doğru çıkıyor diyoruz ve süper bir şekilde konuyu anlamış oluyoruz Tonguç'um. Hocam. Evet tebrik ediyorum. Bütün solunum sistemini göstermiş olduk. Şimdi senle Tonguç'um ödüllü sorumuzu yapalım ve çak bir başlık öncesinde tebrik ediyorum seni. Gerçekten de ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.